Dediğin gibi Allah mesela bize Kur'an'da müminin nasıl yaşaması gerektiğini, en güzel nasıl bir hayat süreceğini belirtiyor. Yani bunlar aslında Kur'an'ın sırları. Bu yüzden Kur'an'ı çok iyi öğrenmek ve öğretmek gerekiyor inşallah. Bu da bunlardan birisi. İnşallah. Birlik olursanız diyor değil mi? Yani birlik olmazsanız gücünüz gider diyor. Değil mi? Birlik olmazsanız diğer taraf, işte inanmayanlar güçlenir, bozgunculuk çıkartır diyor. Birlik olursanız değil mi? Hakim olursunuz. İslam'a hakim edeceğim diyor inşallah. Bunlar inşallah bir sır aslında. Bu Kur'an'ın sırları. Buna benzer birçok Kur'an'ın sırrı var. Yani o yüzden bizim Kur'an'ı çok iyi bilmemiz lazım ve hayatımıza geçirmemiz lazım. Allah bizi yarattığına göre, Kur'an'ı bizim için indirdiğine göre ve en güzel yaşam şeklinde bize Kur'an'da bildirmiş. Böyle yaşarsanız, Kur'an'a göre yaşarsanız en güzel hayatı ben size vereceğim. Hem dünyada hem ahirette inşallah. Yani en doğru, en güzel şekilde. Şimdi bunlardan birisi de aslında infak konusu. İnfak konusu da çok önemli. Şimdi dünyaya baktığımızda değil mi, birçok aç insan, fakir insan, değil mi? Zor durumda yaşayan insan olduğunu görüyoruz. Aslında bu da Kur'an'ın tam uygulanmadığını, değil mi? Dünyaya tam hakim olmadığını aslında gösteren çok önemli delillerden birisi. Allah belirtiyor Kur'an'da. İnfak konusu vardı. Yani infakla ilgili bazı ayetleri ben size okuyacağım. Bu sır, bu da Allah'ın bir sırrı. Kur'an'da bildirmiş olduğu bir sır. İnsanlar sanıyorlar ki böyle çok çalışırsam, çok kazanırsam, yığıp biriktirirsem güzel bir hayat yaşarım. Olmuyor aslında öyle. Allah bir sır gereği infak ettiğinde insanın çok daha fazla vereceğini, değil mi? Şükretinde çok daha fazla vereceğini belirtmiş. Şimdi bunlarla ilgili birkaç ayet okuyayım. Onlarla ilgili yorumlar yapacağız inşallah. Bakara suresi 265, şeytandan Allah'a sığınırım. Yalnızca Allah'ın rızasını istemek ve kendilerinde olanı kökleştirip güçlendirmek için mallarını infak edenlerin örneği, yüksekçe bir tepede bulunan, sağanak yağmur aldığında ürünlerine iki kat veren bir bahçenin örneğine benzer. Subhanallah. Şimdi biz hepimiz biliyoruz. Tüm mal, mülk Allah'ın. Allah bize veriyor. Biz de Allah'ın malını, Allah'ın bize vermiş olduğu malı, mülkü Allah yolunda harcıyoruz. Evet. Allah yolunda infak ediyoruz inşallah. Bu bir güzellik. Ve bunu yaparken de mümin sadece Allah'ı razı etmeyi düşünüyor. Şimdi kendinden kazanmadığımızı biz hepimiz biliyoruz. Allah bize nasip ettiği için, kaderde belirtmiş olduğu için bazı imkanlar bize sunuyor. Zaman zaman bize zenginlik veriyor, zaman zaman kısabiliyor inşallah. Allah'ın kaderde belirtmiş olduğu şekilde biz bu hayatı yaşıyoruz.